Evet, herkese selamlar. Yeniden haftanın ortasıyız. Bir video yapalım istedik. Ee, endeks şu anda %0.90 yukarıda. Bu arada saat 17.56. Yani çok az kaldı seansın bitmesine. Oldukça korkutucu yerlerden geliyoruz ve 2524'teyiz. Yani 2470-2480'lerde bildiğiniz gibi 50 günlük ortalamalarımız vardı. Bu ortalamaların üzerine yükselirse ve bu ortalamanın üzerine yerleşirse daha olumlu oluruz. riskleri arttırırız ve endeksin yukarı hareketi de daha da güçlenebilir şeklinde bir yorum yapıyorduk. Aynı şekilde 2345'lerin altına düşüş olursa da işte o zaman da çok hoş olmaz. Aşağı doğru satışlar artabilir Diyorduk ama işte bu ikisi arasında kaldığımız müddetçe de hiçbir şey yapılmaz. Yani satmam da, mevcut hissemi satmam ama yeni bir risk de almam diyordum. Nitekim işte ne kadar doğru bir taktik olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz. Ee, düşecek gibi durup hissesini satanlar muhtemelen şimdi ya alamadılar ya da daha da yüksekten almak zorunda kaldılar teknik analizde hani e, düşecekmiş gibi farz edip hareket etmek çok fazla sıkça rastlanan bir durumdur. Bu da tabii ki pek çok hataya da sebep olur. Bekleyeceğiz. Ne yöne doğru hareketler olursa o taraf daha da güçlenebilir diyorduk. Nitekim oluyor. 2.525'iz. sürpriz bir yukarı hareket. Yani böyle bir olumsuzluk içerisindeydik var. Sadece bizde de değil bu hareket Amerika'da da aynı şekilde S&P 500 endeksi 3900'lerdeki 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Bu arada hani o, o taraf çok kötüydü. Her gün resesyon haberleri vardı. Resesyon olacağız da öleceğiz de gideceğiz de diye herkes bir ağlıyordu. Ee, karlar açıklanmaya başlandı. Güzel karlar var. Beklentilerin üzerinde gelen şeyler var. Bunların haricinde tabii beklentinin üzerinde kar ilan edip de 2022 yılına yönelik tahminlerini revize aşağı doğru revize edenler de var ama net net de baktığınız zaman genel olarak orada da piyasada daha olumlu bir algılama var. Şimdi isterseniz hemen gidelim biraz daha bir e, grafik üzerinden inceleyelim e, çok da zaman da harcamayalım. Evet forex ekranımızı bir açalım öncelikle endeksimizi bir açalım endeksimiz gerçekten ee, i̇yi bir sürpriz hareket yapıyor. Bakın bu endeksin haftalık grafiği. Ee, bu çizginizi hepiniz biliyorsunuz 2407'den gelen çizgi. Bu çizginin üzerine çıktık yerleşemedik ama bir daha döndü. Bir daha yapamadı, dön, döndü ve tekrar bugün yukarı doğru bir hareket yapıyor. Bu hafta ki bu çubuk bu. Şimdilik bu çubuk bitmedi. İki günü daha var bunun hangi şekilde bitirecek haftayı göreceğiz tabii ki ama gayet iyi. Ne oldu peki arada? Ne oldu? Bakın şu 22 haftalık ortalamaya uzaklaşmıştı. Oraya doğru bir biz bir düzeltme hareketi yaşadık aslında. Bakın 1 2 3 4 5 6 hafta sürdü bu hareket. 6 hafta demek 1,5 ay demektir. Buraya kadar geldi hem 22 haftalık ortalama hem de bu yatay çizginin üzerinde oralara geldi ve buralardan tekrar yukarı doğru bir tepki yapıyoruz. Haftalıkta güçlü olduğumuzu hep ifade ediyorduk ama biz haftalıkta sadece bir yükseliş sonrası bir düzeltme yaşadığımızı izliyorduk. Günlükte çok korkuyorduk. Günlük bizi ürkütüyordu. Şu çizgimiz şuradaydı. İşte 2340-45'ler aşağı yukarı. Bunun altına düşmedikçe ümitsiz olmam ama ortalamanın üzerine yerleşmedikçe de çok daha olumlu da olmam diye bir e, taktik vardı. Taktik çok önemlidir. Bir taktiğiniz her zaman olacak, bir stratejiniz olacak, bir A planınız ve işler yolunda gitmezse ne yapacağım, işler yolunda giderse ne yapacağım diye mutlaka bir e, taktiksel bir hareketinizin olmasında da yarar var bence. Ee, şu anda 50 günlük ortalamanın üstündeyiz ama ee, bu tabii güzel bir şey. Yani haftalıkta da iyiyiz, günlük olarak da bir döndük üstüne yerleşiyoruz. MACD hala sıfırın altında mesela. MACD henüz bu hareketi bize destek vermiyor yalnız, onaylamıyor. Bu ne demektir? Şu demektir, endeks bir miktar daha yükselebilir ama sonra bu 50 günlük ortalaması şu anda kaçta bu? Ee, bu arada 50 günlük ortalamanın eğimi de yeniden yukarı doğru dönmeye başladı Bu da bence önemli bir şey Şu anda 2480'de 50 günlük ortalamaya doğru bir düzeltme yapabilir veya çok kısıtlı bir düzeltme yapabilir ya da yapmayabilir yataya sarabilir birkaç gün yataya sarabilir Mekti arkadan gelip sıfırın üzerine yükselebilir. Böyle bir hareketimiz olabilir ama, Hani pozisyonları arttırılır mı? Şimdi burada iki türlü insan var. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Eğer çok cesursanız ben buradan pozisyonumu arttırırım. Ama 50 günlük ortalamanın altına yeniden inersem... ...o arttırdığım ilave pozisyonları yeniden satarım ve çıkarım şeklinde bir hareket de yapabilirsiniz. Ya da daha sakin ve daha e, garantici birisiyseniz mesela şunu izleyebilirsiniz. Arkadaş henüz Mekti onay vermiyor. Şu Mekti'nin bir sıfırın üstüne çıkmasını bir beklerim. Bu arada bu endeksinde bir 50 günlük ortalamanın üzerine gerçekten yerleşiyor mu yerleşmiyor mu onu da bir beklerim. Bunları gördükten sonra arttırırım da diyebilirsiniz. O da işte birkaç gün daha size bir şeyler verir ama görüntümüz bu. Şimdi XU 30'u açalım. Biliyorsunuz o biraz baskı görmüştü ve bu. Bakın XU 30 endeksi halen daha 50 günlük ortalamasının altında ve MACD'yi de hala aşağıda. Bu bize şunu söylüyor. Yani XU 30 endeksi 2722'de 50 günlük ortalama. Buraya kadar gelse bile buralarda bir realizasyon gelebilir. Kar realizasyonlarının yaşanması muhtemel olabilir. Bu çok çok önemli bir şey değildir. Elbette ki olacak. Önemli olan o kar realizasyonları sınırlı mı olacak? Birkaç gün süren böyle çok sınırlı, güçsüz kar realizasyonları ama mesela endeksin hızını kesen, endekste bir birkaç günlük bir dinlenmeye sebep olan ama sonrasında yeniden yukarı mı hareket olacak? Yoksa o kar satışları gerçekten ciddi anlamda arkadaş aslında ee, çok geçici bir olumlu bir hava vardı artık o bitti anlamına gelen çok ciddi sert satışlar mı olacak? Bunları izleyeceğiz açıkçası. Ee, durumumuz bu. Bankacılık endeksini e, açalım size. Bakın e, bankacılıkta aynı BIST 100 gibi 50 günlüğün üzerine çıktı. Güzel bir e, reversal hareket yaptı. Ama MACD'ler burada da daha hala bize destek vermiyor. Onu da ifade edeyim. Haftalığını açalım. Bankacılığın bakın. Çok net bir 22 haftalık ortalamaya geri dönüş ki 4 hafta aldı bu da 1 ay. Buradan 52 haftalıktan yeniden yukarı doğru bir zıplama var. Haftalıklarda görüntüler bence gayet güzel. Yani haftalıklara baktığımız zaman günlük grafikler belki realizasyon olsa bile o realizasyonların çok güçlü olmayabileceğini Birkaç gün endekste bir dinlenme yaptıktan sonra yeniden yukarı doğru hareketlerin devam edebileceğini ifade ediyor. Yine bu arada seans bitti. Yüzde 1.01 yukarıda 2527'de kapandı. S&P endeksini açalım. Yine Forex ekranımızdayız. Ve orada bakın o da aslında S&P'de bundan önceki videomuzda söylediğimiz bir şey vardı. S&P yavaş yavaş bir dip bir öncekinin üzerinde oldu burada enteresan bazı sinyaller var diyorduk S&P hem 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı hem de e, şunu atalım e, MACD de orada tam sıfırın üstüne çıktı veya çıkmadı yani o da daha bize net bir sinyal vermiyor görüntü olarak iyi ama hani birkaç güne daha ihtiyaç var çok net bir şey evet endeksler artık güçleniyor diye bir yorum yapmak için buna gerek var. Haftalıkta baktığımız zaman Amerika'daki endekse açıkçası çok ümitli değil. Yani evet bir ortalamadan 22 haftalık ortalamadan çok uzaklaşmanın getirdiği bir tepki yaşıyoruz. Bu tepki belki bu ortalamaya kadar 4100'lere kadar 4122'lere kadar devam edebilir ama çok güçlü değil. Buralardan tekrar satışlar gelebilir diyor. Yani Amerika'daki bu olumlu hava ee, bir iki gün daha gidebilir ama sonrasında bir realizasyonlar göreceğiz. Şimdi realizasyonları görmek e, demek çok kötü bir şey değil. Yani realizasyon her zaman olabilir. Yani bu, bugün bile olduğu gün içinde endekste bir realizasyon oldu yani ama sonradan aldılar yeniden. Önemli olan o realizasyonun şiddeti ne olacak? Ee, bütün bir gün mü sürecek? Ne olacak? Bütün bunları daha iyi analiz etmemiz için de tabii ki zamana ihtiyacımız var. Sonuç olarak e, piyasalarda bir olumlu bir hava var. Olumlu bir hava geldi. İkinci çeyrekler açıklanarak bu bir heyecan yarattı. Bir, ikincisi zaten bir buçuk aydır hem bizde hem Amerika'da bayağı ciddi bir şey iskonto ettik. indirdik. yani işte resesyon beklentileri, enflasyona yönelik olumsuzluklar. Bunların çoğunu fiyatlamalara girdi. E, buralardan bir artık yani piyasa artık yeter dedi ve tepki yapıyor. Amerika'da bilançolar iyi geliyor. Beklenenden iyi gelen rakamlar olması. Fed'in hani 100 bas puan değil haftaya 75 bas puan yapacağız diye mesajlar vermesi. Resesyon olayının hani e, ya çok da yanlış anlamayın hani resesyondan kastımız öyle ee, tamamen her şeyin duracağı anlamına da gelmiyor gibi de bazı açıklamaların olması da bir miktar daha olumlu şeye sebep oldu. Bizde de zaten olumlu bir hava vardı, biz haftalık grafiklerde bakın dikkat edin hiçbir zaman sat şekline gir girmedik. Haftalıklarda biz bir düzeltme yaptık ve oradan yeniden gidiyoruz. Bizde de bilançolar geliyor. O bilanço beklentilerine göre bizde de yine hareketlilikler de var ve başladı hisse bazlı hareketlerin çok yoğun olacağını ifade etmiştim ve yani oluyor da bugün mesela dikkat ediyorsanız e, gıda şirketlerinde çok daha fazla bunu yakından hissettik e, bankalarda bir süredir oldukça olumlu hissediyoruz yine enerjilerde petrokimya şirketlerinde e, olumlu hareketler yaşıyoruz ve izliyoruz sağlık sektörü mesela bu vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle birlikte bu ve bununla ilgili bazı şirketlerde yine bazı sert hareketler yaşandı. Yani hisse bazlı hareketler çok olacak. Bizler yatırımcıyız. Şirketimizden bilançolar gelecek. Bakacağız, inceleyeceğiz. Devam ediyor mu büyüme? Satış devam ediyor mu? Karlılık devam ediyor mu? Bunlar bizim için önemli olacak devam ediyorsa yatırımcı adamın yapacağı hiçbir şey yok. Ben de devam ediyorum diyecek ve gidecek. Ama eğer çok ciddi bir bozulma varsa bu bozulmanın neden olduğuna bakacağız. Kalıcı bir bozulma mı yoksa bir sektörel konjöktüren bir şey mi? Bunları bakacağız ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. İyi analiz yaparsanız, iyi şirketlerinizde olursanız uzun vadede hiçbir şeyden ürkmeyin. Ben her zaman ifade ediyorum. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var çok önemli değildi zaten bir şey de beklenmiyor e, piyasaların artık çok önceliğinde değil Merkez Bankası'nın faiz kararı ve karar metni e, sürpriz olursa büyük ihtimalle Hani faiz arttırımı yönünde olur ama hiç zannetmiyorum böyle bir şey olacağını Yarının bence en önemli gündemi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı Euro dolar 102'leri geçti. Ee, ...hani 25 bas puan zaten cepte... ...hani hani 50 bas puan yapar mıyı... ...bu şu anda bir fiyata yansıtılıyor anladığımla. Avrupa Merkez Bankası'nın aslında... E, ...daha şahin bir hareket etmesini tahmin ediyorum ve etmeli de... ...ama tabii onların da içerisinde... E, ...İtalya, İspanya, Fransa, Almanya... ...10 yıllıkları faizler... ...çok farklılıklar gösteriyor. O nedenle... Avrupa Merkez Bankası FED gibi çok rahat ve çok fevri bir şekilde de hareket edemiyor. Bakacağız ama eğer Euro-Dolar'ı yukarı doğru etkileyecek bir karar veya karardan sonra Euro-Dolar'da yukarı doğru bir etkilenme eğer oluşursa işte o zaman piyasalardaki olumlu havada devam edebilir. Daha da fazla artarak da devam edebilir diye tahmin ediyorum ben. Evet bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.